ömrü boyunca kadına yönelik şiddeti onunla mücadele eden bir güçlü bir kadındır. O dün gitti yönetim kurulundan aldığı yetkiyle birlikte Danıştay'a dava açtı. Çok önemlidir. Altını çizmemiz gerekiyor. Bir başkası Fenerbahçe gibi. Beşiktaş kulübünden de yani kulüp olarak ses çıkmamış olsa da Beşiktaş kulübünden de tabii ki çarşıdan da ses yükseldi. Kararı gelecek, sözleşmeyi uygula. Beşiktaş demek ilerici olmak demektir. Beşiktaş demek koruyucu olmak demektir. Beşiktaş demek kadını da çocuğu da korumak demektir. İşte biz bu nedenle bu sözleşmenin geri alınmasına şiddetle karşıyız. Kazanılmış hakları kaybetmek beni yaralıyor, bizi yaralıyor. Ama birçok kadını hayattan kopartıyor ve cinayete kurban gidiyor. Şu yaşadığımız anda bile belki gidiyordur. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ardından büyük Beşiktaş taraftarı kol koladan da İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararına tepki vardı. Futbol kulüpleri ve taraftarları tek yürek oldu. Kadınlar ve çocuklar için karar gözden geçirilmelidir ortak çağrısı yapıldı. Gazetelere ilan verildi. Tepkiler her platformda dile getirildi. Sözleşmenin Cumhurbaşkanlığı kararıyla feshedilmesi de hukukçulara göre doğru değil. Avukat Ali Rıza Dizdar, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının meclise ait olduğunu vurguladı. Eğer bu sözleşmeyi feshe kalkıyorsanız anayasa suçu istiyorsunuz. Yani bir yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçip kanunlaşmışsa o günkü usul ve şartlarla o yasayı ortadan kaldırabilirsiniz. Bir gecede yok saymak, feshetmek çok büyük acı verdi bize. Beşiktaş taraftarları da kararlı. İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi için yan yana çalışmaya devam edecekler. Ben en azından bir kadın taraftarı olarak da antiparantez söylemek istiyorum. Yani çok şanslıyız biz. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği taraftar olarak hiç içimizde yaşamadık. Yani öyle bir şey hiç olmadı. Çünkü biz kadın erkek hep birlikteydik. O ağaçlı yolda hep kol kola birlikte yürüdük. İşte tribünlerde hep omuz omuzaydık. Kulüpten bekledik. Fenerbahçe kulübü gibi olmadı. Ama biz taraftarların sorumluluğuyla, bizim sorumluluğumuzla biz bir nasıl yapabiliriz dedik. Ve hemen böyle bir deklarasyon yayınlayarak bir gazete ilanıyla. Dediğim gibi hani sahaya çıkamıyoruz, pandemi var, başka bir şekilde ortaya çıkamıyoruz. Bu şekilde bir atraksiyon yapmak istedik. Gerekirse sokağa ineceğiz, sokakta aykıracağız.